Şöyle arkadaşlar, öncelikle selamun aleyküm. Ne oldu? Televizyonu kim kapattı? Valla ben kapattım, çok ses yapıyordu. Şöyle fasulye kızartacağım tavada. Sütlaç yaptım. Arkadaşlar ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bütün gün miskinlik yaptım ben. Pek de bir iş yapmadım, o yüzden de çekim yapmadım. Şöyle yazdan bahçemden mis gibi organik fasulyelerim haşlayıp dondurucuya atmıştım. Biraz un katıyorum ona. Böyle sütlaçları da buraya koydum. Dedim soğusun, öyle buzdolabına koyarım. Sonra da oturdum, çay içtim. Derken kaldı orada. Bayağı bir çay içtim, çekirdek yedim. Un mu oldu? Şöyle tuz koyacağım. Şeker diyecektim. Şöyle gördüğünüz gibi. Tuzu kendiniz ayarlayın istediğiniz gibi. Bunu da Efe'ye şey ısmarlamıştım. Neydi o? Yumurta ısmarladım Efe'ye. Evde yumurta kalmamıştı. Yumurtayı da daha hemen buraya. Daha bu dolaba dizmedik. Hemen dedim şurada. Kaç tane koyacağım? Aceleden işime bakayım. Valla 3 tane kırmak istiyorum. Yumurtası iyi olunca daha lezzetli oluyor tabi. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi 3 yumurta, un, tuz. Ellerimi yıkayıp geliyorum. İşte öyle arkadaşlar. Yani hemen başlattım. Daha yumurtalar oradayken geldiği gibi. Çünkü bir çocuk okuldan geldi. Vakit yani. Vakittir. Hatırlıyor musun evi? Melike bir sinema izlemiştik de. İzleyen var mı bilmiyorum. Sinemanın adını da unuttum. Memleket. Namaz. Memleketti, evet. Aferin kız. Hatırladım bak. Namaz vaktini kaçırmak istemiyordu kadın. Ve hep sürekli, de saati bozuluyordu. Evet, saati bozuluyordu. Vakittir. Diyordu. Eşi yukarı çıkıyordu çatıya. Ezan sesini duymak için. Geri kalanı da koyuyorum arkadaşlar. Çünkü istiyor. O da işte vakittir diyordu. O vakittir deyince bu geldi aklıma. Çatıdan düşüyoruz. Galiba. Çatıdan düşüp engelli oluyordu. Sakat kalıyordu. Bu arada buzluktan çıkardığım için de buz eridi ama yine de buz gibi vallahi dondu ellerim. Yağımız ısınmıştır herhalde. Şimdi arkadaşlar çok az daha un getireceğim. Şöyle yine de bir kontrollü koyayım ki çok da şey olmasın. Katı. Ne çok katı olacak ne çok. Bunu yapan çok vardır zaten ya. Büyük ihtimal. Muhakkak vardır yani. Ben de böyle fasulye fasulye değil de arada böyle yumurtayı, hamuru da hissetmek istiyorum yerken. Çok böyle komple fasulye olarak değil de. Parmaklarımın uçları dondu. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Şöyle tepsiye de yağımızı koymuştuk zaten. Şöyle. ...13 kase de sütlaç yaptım. Bir 4 kilosu muydu? 5 sanırım 5 kilosu kadar sütün mayaladım. Yoğurt yaptım yani. Geri kalanını içtiğimiz oldu. İçtik. Ondan sonra biraz içmeye ayırdım. Biraz sütlaç yaptım. 13 kase. Böyle. Şimdi şunu şuraya bırakayım ben. Pek de ısınmamış herif ya. Sanki. Şöyle. Şöyle kenar sobanın ağzını açayım ki yansın. Şöyle düzleyeceğim arkadaşlar. Düzledikten sonra
Kızarmasını bekleyeceğiz. Şöyle bir çevireyim bakalım. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle arkadaşlar. Mis gibi kızardı. Önce. Şöyle arkadaşlar. Bir bakalım bakalım. Şey tabak getirmedim değil mi? Şu kaseye, un kasesine. Yani dökülmez ama belki de dökülür diye kendimi garantiye alayım. Kaseyi görmedim. Oo, bakın arkadaşlar. Mis gibi hemen dilimleyelim. Sobaya döküldü değil mi? Olsun. Bir şey olmaz. Sobada her şey yapılmaz diye takıntılı olanlar var ama sobada her şey yapılır. Niye yapılmasın? Çok da güzel olur. Şöyle dilimleyeyim arkadaşlar. Çok da sıcak. Şöyle dilimleyeyim hemen. Masaya götüreyim. Hatta şöyle bir dilim yukarı çıkarayım da şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir fasulye kızartması oldu. Doğal, mis gibi kendi bahçemden arkadaşlar. İnanın gübre bile atmadım. Kendi halinde büyüdü. Şöyle suladım sadece. Zamanlı suladım, kurutmadım hiç. Suyunu zamanında verdik. Böyle mis gibi fasulyelerimiz yetişti bahçemizde. Afiyetle yiyeceğiz. Nasıl da güzel oldu. Yeşil yeşil. Benim gölgemden de pek görünmüyor ama. Oldu mu? Oldu. Şöyle arkadaşlar fasulye kızartmamız oldu. Çok da güzel oldu. Bize afiyet olsun. Sizler Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.